Evet, merhaba çiçekseverler. Bugün sizlere mevcut evinizde bakmış olduğunuz, ofisinizde bakmış olduğunuz çiçeklerin hızlı büyümesi için ne yapmanız gerektiğine dair bazı küçük tüyolar aktarıyor olacağım. Burada bazı maddeler bulunmakta, aktaracağım konuda. Bu maddeleri eğer hakkıyla yerine getirirseniz bitkileriniz daha iyi gelişir ve daha güzel çiçek açarlar. Eğer çiçek açan bitkilerse çiçek açarlar. Çiçek açmayan ofis bitkileri ise eğer onlara daha güzel yaprak rengine, formuna ve boyuna kavuşur ve sağlıklı bir şekilde de bakma şansınız bulunmaktadır sevgili çiçekseverler. Burada ilk konumuz esinti noktasıdır, bilgisidir. İkinci durum ışık süresi ve şiddeti olarak değerlendirebiliriz. Üçüncü maddemiz de sulamanın önemi. Dördüncü maddemiz uygun sıcaklık derecelerini bitkilerimize sağlayabilmek. Beşinci maddemiz doğru toprak ve doğru besin takviyesi yapmamızdır. Ve son maddemiz de, altıncı maddemiz de hava nemliliğinin önemidir sevgili arkadaşlar. Ben yavaştan giriş gerçekleştiriyorum. Bu maddeleri size açıklamaya gayret edeceğim. Umarım siz de bunlardan faydalanabilirsiniz. Evlerinde, ofislerinde çiçek yetiştirmek isteyen sizler için bu yararlı olacak bilgilerdir. Ev çiçeklerinin hızlı büyümeleri için gereken şartları en önemli derecelerine göre daha demin size saydım. Şimdi bunları yavaşça açıklamak da istiyorum. Evet, şimdi sevgili dostlar, birinci maddemiz esintiydi. Yaprakları hareket ettirecek, yaprak saplarını hafifçe eğip bükecek kadar hareket ettirme kuvvetine sahip esinti bu bitkilerimizin gelişimini hızlandıracaktır. Şimdi siz şunu soracaksınız. Hava hareketlerinin her bitkinin yapraklarını hareket ettirme şiddetleri farklıdır. Evet, doğru. Mesela barış çiçeği, aşk merdiveni, kurdele çiçeği gibi yaprakları en hafif esintide bile hareket eden türleri ölçü alabilirsiniz. Onlarda hareket varsa yeteri kadar hava hareketi yeterlidir diyebiliriz bu anlamda. Bütün gün devamlı olması gerekmiyor tabii ki. Gün içinde aralıklarla olabilir. Pencereleri açarak, hatta zaman zaman hava cereyanına maruz bırakarak veya vantilatör çalıştırıp üstlerine üfleterek gün içerisinde birkaç kez esinti sağlayabileceğiniz bitkiler vardır. Hava cereyanının salon bitkilerine zararlı olduğuna dair birçok kanaat vardır esasında. Çok fazla cereyan, çok esinti olan yerlerde iyi gelişmez. Bu bilgi dış kaynaklı bilgilerin biraz da tercümesinden kaynaklanıyor. Normalde bitkileri hava akımına bırakmayın deriz ama bazı durumlarda da bazı bitkilerin de hava alması gerekmektedir. Çok fazla esintiyi seven bitkilerimiz varken, mesela bu küpe çiçeği vardır örnek olarak, ama bazı bitkilerimizde çok fazla esinti ve çok cereyana gelmez. Bu da mesela mum çiçeğidir örnek vermek gerekirse. Klima kullanılan bir oda içerisinde bitkiler için yeterli ölçüde hava hareketi oluşturur. Yeri gelir faydası olabilir. Klima kullanmıyorsanız da pencereleri açma imkanınız olursa bu da yine bir vantilatör, bir hava akımını yaratmış olacaksınız doğal olarak. Otomatik hareket ettiren küçük bir cihaza bağlarsanız her saat başında kendiliğinden 15 dakikada bir çalışıp size bu faydasını sağlayabilir bitkilerin esinti almasıyla alakalı olarak. Bu klima, ne bileyim işte vantilatör, insanların kullandığı sistemler ama yeri geldiği zaman bitkilerimizin de ferahlaması için, yaz sıcağında esinti sağlayabilmemiz için de kullanabileceğimiz ürünlerdir sevgili çiçekseverler. Eğer sıcaklık şartları doğru ise esinti gündüz boyunca biraz daha az, gece boyunca daha sık olmalıdır. Mesela orkide ve sukulentler gibi bitkilerde esas olan şey gece boyunca sürekli hava hareketleridir. Bu türlerde gündüz esintisi sadece şiddetli sıcaklarda ısı birikimini gidermek için gereklidir arkadaşlar. İkinci maddemizde ise yeterli şiddette ışık almasıdır bitkilerimizin. Şimdi her bitki güneşe ihtiyaç duyar. Kimi az, kimi çok duyar tabii ki. En azından yapraklarına güneş değmese bile güneş gelen, oda içerisinden yansıyan güneş ışınları bile bazen bitkilerimize yetmektedir. Yani kuvvetli aydınlık ortam birçok bitkilere yetebilir. Sadece çiçek açmalarını yeterli olmayabilir bazı durumlar. Bitkilerimizin türüne göre güneş ya da ışık kuvveti ihtiyaçlarını öğrenmeniz gerekmekte. Hiçbir bitki loş ışıklı yerlerde sağlıklı gelişemez ama bazı bitkiler bunu dışında tutabiliriz sevgili
çiçek severler. Burada ışık süreleri de tabii ki önemlidir. Gündüz sürelerini bitkiler doğal olduğu gibi algılamalıdır. Perdeleri güneş doğmadan önce iyice açmanız bitkilerin fotosenteze yetecek kadar ışığı almasına yetecektir. Gündüz ışığını en az 8 saat alması uygundur bitkilerimizin. Işığın şiddetlenmesi evlerde güneş doğduktan birkaç saat sonra başlamaktadır. Yaprakları ısıtacak kadar güneş isteyen bitkiler de güneş süreleri ayrıdır sevgili arkadaşlar. Burada en önemli faktör şudur. Hızlı gelişim için günde en az 8 saat fotosenteze yetecek kadar ışık vermemiz, ışık sağlamamız gerekmektedir bitkilerimize. Özellikle evde çiçek açan türler için çok önemlidir gündüz süresi. Bazı tropikal kuşak bitkileri var. Antoriumlar, Afrika menekşeleri. Bunlar gündüz süresini hiç önemsemiyor. Sadece fotosenteze yetecek kadar şiddet olan ışığın süresi önemlidir. Bir de günde 2-3 saat kadar kızılımsı güçlü ışınlar lazım ki çiçek açmayı gerekli görsünler. Haftanın her günü olmasa da olur bu bitkilerde mesela. Ama bazı diğer bitkiler var mesela. Yılbaşı kaktüsü, Atatürk çiçeği gibi gündüz süresine göre hareket ederler. Gündüz süresi uzun olunca hızlı gelişir. Sonbahar ortasında gündüz süresi hızla kısalırken de çiçeklenmeye karar verirler. Tomurcuklarının zaten çiçeklenmesi için 12 saat tam karanlık gerekiyor. Biliyorsunuz videolarımızda bu bitkilerin nasıl çiçek açtıracağınızla alakalı bilgiler de bulunmakta. Bu gibi türlerde hızlı gelişim ve çiçeklenme istiyorsanız bitkilerinizin ilkbahardan sonbahara kadar gündüz saatlerini çok iyi ayarlayabilmeniz gerekmekte. Bazı kişiler, bazı arkadaşlarımız perdeleri sıkı sıkı kapar ve öğleye doğru açarlar. Bu da bitkilerin gelişimini sekteye uğratacak olan bir işlemdir. Akşamları güçlü ışık olan odalarda ise bu tür çiçekler açmaya girişmezler maalesef ki. Diğer bir konumuz neydi? Sulama sistemiydi. Sulama gereğinden fazla bitkiyi sulamanız ya da gereğinden fazla bitkiyi sulamamanız çok zararlıdır. Bu tabii bitkinin de biraz kendi yapısına ve özelliğine göre, bakım şartlarına göre değişmektedir. Mesela bir dikenler tacını çok sık sulamamanız gerekir ya da bir mum çiçeğini çok sık sulamamanız gerekir. Ama ne bileyim bir açelli olsun, ne bileyim bir cam güzeli olsun bunların daha sık sulanması gerekmektedir. Bunu ayırt etmek lazım. Yani bitkilerin yapılarını, bakım şartlarını bilmeniz gerekmekte. Bitki yeni gelişimler gösteriyorken su sıkıntısı çekerse bu zararlı olacak bir durumdur. Hem kökler daima çamurlu kalmayacak hem de gelişim döneminde de su sıkıntısı çekmeyecek bir tempoyu yakalamanız gerekmektedir. Susuz kalmak bütün fotosentez çalışmalarını fena anlamda sekteye uğratacak, olumsuz etkileyecektir. Gereğinden fazla sulamadı ise köklerin su emici hassas tüyleri zarar görecek. Bitki topraktan su alamaz, yetiştirdiğiniz bitkilerin de yavaş yavaş ölmesine neden olacak bir duruma sokmuş olacaksınız. Tabii burada toprak da biraz faktördür. Onu da birazdan size detaylı olarak sayacağım notlarım arasında. Her bitki için değişik olabilir ısı. Bitkilerin türüne göre ihtiyaçlarını iyi öğrenip dediğim gibi dikkatli olmanız lazım. Büyük çoğunlukta en iyi gelişimi 19 derece ile 27 derece arasında uygunluk gösterir. Yani gelişimini daha hızlı yapabilir. Ama bu derecelerin üzerinde ve altında olduğu zaman da ister istemez bitkide bazı gelişim sıkıntıları yaşanacaktır. Gece gündüz arasındaki ortalama 8 derece ısı farkı olmalıdır. Buna göre gece boyunca ısının biraz düşük, esintinin biraz fazla olması bitkilerin sağlıklı gelişim göstermeleri için çok çok önemlidir sevgili çiçekseverler. Toprak konusuna da biraz giriş yapalım. Daha demin sulama konusunda topraktan bahsetmiştik. Şimdi topraklar her zaman için biz kaliteli ve uygun toprak maalesef seçemiyoruz bitkilerimiz için. Bu bitkilerimizin bazı uygulama toprakları var. Kimi toprak torf, hafif toprak ister. Kimi toprak ağır bahçe toprağı ister. Kimi böyle su tutması, kimi çok hafif olması gerekmekte. Çünkü köklerinin yapısına göre bu toprakları bulmamız ve kullanmamız gerekiyor. Ama piyasada satılan hazır poşet toprakların çok fazla bir getirisi maalesef ki olmuyor. Standart belirli ayarda olan topraklardır. Öyle tasarlanmışlar ki aynen vazalık çiçekleri sağlıklı tutacak özel su gibi bitkileri sağlıklı tutabiliyor. O kadar yanlış gübre ve yanlış bitki besinleri, tuzlara toleransı iyi olmayan bitkileri de maalesef ki öldürebiliyor. Bitki besini kullanmak için bu topraklarda özellikle 4 ay geçince kullanmak şart haline gelmekte. Çünkü toprağın bütün mineral ve vitamini bitki çekmiş oluyor.
Ama her türde bu işe yaramaz. Onu da özellikle size hatırlatmak isterim mevsimlik çek bakımı takipçileri. İşe yaramaları için de özel bazı uygulamalar yapmanız gerekiyor. Bunu daha detaylı olarak diğer bir videomda zaten açıkladım. Oradan da yine takip edebilirsiniz. Bitki besinleri ve suni gübreler başlığı adı altında. Diğer bir faktörümüz saksı büyüklüğüdür. Maddelerimizin 5. maddesi. Ev, ofis ve süs bitkileri tropikal ülkelere aittir. Soğuk toprakları çok sevmezler. Eğer köklerinin ihtiyacının dışında çok fazla büyük topraklara, saksılara dikerseniz kökler fazla toprakta hem havasız kalıp boğulacak hem de kökler fazlasıyla serinde kalacaktır. Mesela mum çiçeği köklerinin serinde kalmasını isteyen bir bitki değildir. Çoğu takipçim bana şunu soruyor. Ben bu mum çiçeğini açtıramıyorum. Neden? Açtıramamanızın çok büyük nedeni çok fazla derin toprağa koymanız ya da çok gölgede bırakmanız ya da sürekli bir tempoda sulamanızdır. Eğer kökler çok fazla sıcağı göremiyorsa, sürekli serinde kalıyorsa, bunun dışında sulamayla beraber o kökler sıkıntı yaşıyorsa bu bitkiniz açmaz. 3 senede açmaz, 5 senede açmaz. Çünkü bu mum çiçeği biraz sıkıntılı ve köklerinin sıcak olması gereken bitkidir. Keza bu pasiflora var, sağ çiçeği, çarkı felek çiçeği diye geçer. Bu da yine aynı durumdadır. Çok fazla kökünü derine dikmemeniz gerekmekte. Bu eğer derine dikilirse size randıman fayda vermez sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi fazla toprakta, havasız ve serinde kaldıkça ne olacak? Gelişim durmasına, ölüm sürecinin başlamasına sebep olacaktır. Bazı bitkilerde de yine çiçek açması duracak ve uzun süre çiçek açmayacaktır. Onun için bitkilerin köklerini ancak sığacağı yeterlilikte saksılara dikmeniz gerekmekte. Köklerinin rahat edememesi, yumak oluşturması hiç zararlı değildir. Bilakis daha hızlı ve daha sağlıklı gelişim olur. Saksı küçük diye düşünüp kocaman saksılara dikmeyin. Ben bunu çoğu videomda size aktarmaya çalışıyorum. Bunlar bağ bostan bitkisi değil, sonuçta tropikal memleketlerden gelen bitkilerdir. Bu kökü sarmasıyla alakalıdır çiçek açması. Önce kök toprağa bulunduğu saksıyı sarar. Ondan sonra çiçek açar. Siz ne kadar büyük saksı kullanırsanız bu bitkiyi saksının etrafını sarması, çevrelemesi ve daha sonrasında bunu formunu geliştirip çiçek açması belli bir zaman alacaktır arkadaşlar. Son maddemize geldik. Hava nemi. Evet, her bitki için büyük önem taşımaz. Doğrudur. Bazı bitkilerin için nemlendirmek uygundur. Özellikle mesela aşk merdiveni, orkide, bunlar nemli ortamları biraz severler. Ama o bölgelerden süs bitkisi olarak seçilen düşük hava nemini kuru havaya tolere edebilen türlerdir. Yine de bazıları fazlaca hava nemini isterler. O zaman bunları da ekstra hava nemini sağlamamız gerekmektedir. Hava nemini nasıl sağlayabilirsiniz? Ya mevcutta bulunduğunuz bir odaya kalorifer peteğine ya da bir uygun bir yere tas içerisinde bir su koyabilirsiniz. Kalorifer peteklerine eskiden kullanılan suluklar vardı. Bu da havanın nemliliğini sağlar. Ya da saç spreyleriyle içine su doldurabileceğiniz saç spreyleriyle fıs fıslama, spreyleme yaparak da hava nemliliğini gerçekleştirebilirsiniz sevgili çiçek severler. Benim burada aktarmak istediklerim şu anda bunlarla sınırlı. Bunları İyi uygularsanız bitkileriniz kesinlikle daha büyük hale gelecek, daha güzel gelişecek, daha güzel çiçeklerini açacaktır ve uzun ömürlü olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuza kadar hoşça kalın.